Yeni bir videoyla karşınızdayız. Videoyu tek açtım, fark ettiyseniz. Çünkü şimdi evden çıktım hızlıca. Sabah şu an saat 9.30 falan. Biraz işlerim var. Önce bir aile hekimine gitmem gerekiyor. Kullandığım bir iki ilaç var. Onları tekrar yazdırmam lazım. Ondan sonra pilatese gideceğim. Pilatese gitmeden önce de drama kursuna kayıt oldum arkadaşlar. Önceki videoda hatırlarsanız tiyatro özlemimden bahsetmiştim. Drama kursuna kaydoldum. Çok mutluyum o yüzden. Onunla ilgili birkaç başvuru belgesini falan vermem gerekiyor. O da zaten benim pilatese gittiğim yerin hemen yan tarafı. Oraya bir belgeleri teslim edeceğim. Pilatese geçeceğim. Ondan sonra da eve geleceğiz artık. Semih yana gelir. Semih de evde mesaiye başladı. Bakalım gün başlasın. Şimdi önce kendimi atıştırmak için bir şeyler alacağım. Ya da belki bir oturur çay içerim, emin değilim. Ondan sonra devam ediyoruz. Hava bu arada o kadar soğuk ki arkadaşlar, halimden anladığınız üzere zaten buz gibi şu an, 4 derece falan galiba. İnanılmaz soğuk. Şimdi ilaçları yazdırdım, aldım arkadaşlar. Yine sağlık ocağı çalışanlarının ve eczacıların kibarlığı günü güzel başlamamızı sağladı. Teşekkür ediyorum tekrar onlara. Şimdi spordan çıktım arkadaşlar. Sabah aşırı derecede üşümüştüm şu anda. Sıcacık oldum. Biraz da hamur gibiyim. Sanki yorulmuş gibiyim. Spordan çıkınca böyle bir masaj efekti oluyor yani ister istemez. Drama için belgelerimi teslim etmeye uğradım pilatesten önce. Ama fotoğraf unutmuşum. Yani yıl olmuş 2022. Yani vesikalı fotoğraf da istemezsin artık yani kurs kaydında. Ama istiyorlar işte. Şimdi onu halledeceğim. Semih hemen bana mail attı sağ olsun. Bir tane fotoğrafım vardı. Nikah için çekilmiştik. Onu hemen kırtasiyeden hallettirip onu da vereceğim. Ondan sonra evet. Sonunda eve geldim. Battaniyenin altına girdim arkadaşlar. Çok üşüdüm yani çünkü dışarıda. Ay sinirlerim de bozuldu gerçekten. Saçma sapan bir şeyle uğraştım yani. Vesikalık dedim ya size gerekiyor diye, onu unutmuşum. Yok, kırtasiyeye gittim, halledemedim. Oradan başka bir kırtasiye buldum. İşte vesikalık, yani fotoğraf vardı elimde. Onu çıkartmak için fotoğrafçıya sordum. Onlar da en az 4 tane çıkarıyormuş. 50 liraymış falan, böyle saçma sapan şeyler yani. Fotoğraf da elimde var yani. Ben unuttuğum için uğraştım böyle şeylerle. Vazgeçtim yani artık en son. Otobüsleri de kaçırdım spordan sonra. Yürüdüm yani öyle saçma sapan, sinirlendim. Belgelerimi de bırakmıştım fotoğraf hariç. Dedim hani ben getiremedim yani fotoğraf. O yüzden artık ya yarın götüreceğim ya başka bir zaman, yani bilmiyorum. Kabul ederlerse artık, etmezlerse de yapacak bir şeyim yok. Öyle yani, böyle saçma sapan küçücük bir şey sinirimi bozdu yani, böyle moralimi, motivasyonumu düşürdü. Neyse, yükselteceğiz artık kendi kendimize. Yani yıl olmuş 2022. Yani vesikalıkla bir yere kaydolmak hani çok saçma geliyor artık, şu şeylerden bir çıkmamız gerek yani. Ne gerek var ya fotoğrafa? Ya da hani kursa başlayayım, getireyim yani. Hani ne olacak ki, illa bunun böyle şu tarihte, bu tarihte kesin, onun dışında olmaz falan gibi triplere gerek yok yani. Böyle modumuz düşüyor sonra. Halbuki güne ne güzel başlamıştık, siz şahitsiniz. Ne güzel açmıştım videoyu. Neyse, eşim de burada. Selamlar. Benim canımı sıkmayın ulan. Canımı sıktılar ya, gereksiz. Zaten hava buz gibi arkadaşlar. Dondum ya. Berem var, atkım var ama yok yani. Buz gibi. Sabah hepten soğuktu. Sonra biraz ısındı da. Durakta otobüs bekle, oraya git, buraya git. Yıprandım yani bugün. Bugün biraz böyle oldu. Neyse, Semih bize kahve yaparsa. Yeni filtre kahve makinemizle. Acıktık bir de ya. Değil mi? Ben acıktım. Ne yiyeceksin aşkım? Bilmiyorum ki. Ne yiyeceğim onu da bilmiyorum. Bakın spor yaptım. Üstünden kaç saat geçti, hala yemek yemedim. Çünkü sinirlendim. Bakın böyle bir makine aldık arkadaşlar. Bunu da ben şöyle şu köşeye koydum. Burada Türk kahvesi makinemiz vardı normalde, biliyorsunuz. Onu böyle aldık.
Çünkü bu birazcık büyük bir makine olduğu için çok dedim el altında olmasın. Birazcık daha böyle ufak çaplı bir şey olsa daha çok severdim ama yine de olsun. İkinci el almamız bence aşırı mantıklı oldu. Çünkü çok temiz kullanılmış. Gayet de güzel bir makine. Dün ilk denemeyi yaptık bu arada. Ama yani kahvesi az geldi gibi bize. Sanırım su ve kahve dengesini ayarlayamadık. Onu bugün size tekrar deneriz. Ama önce ben bir şeyler yiyeceğim. Çok acıktım çünkü. Evet, şimdi kendime bir yulaf lapası yapacağım arkadaşlar. Meyveli. Genelde böyle öğleden sonra gibi acıktığım zaman, çünkü biz erken kahvaltı yapıyoruz Semih'le, 9-9.30 gibi falan kahvaltı etmiş oluyoruz. O yüzden de öğleden sonra falan acıkmış oluyorum. Özellikle spora gittiğim günlerde daha çok acıkmış oluyorum tabii ki. O yüzden genelde ya bu benim aldığım şekersiz bir mısır gevreği var. Ya ondan yiyorum varsa, ya da kışın tabii daha çok yulaf yiyorum. Daha güzel oluyor, böyle tarçınlı falan yapıyorum onu. Öyle olunca bir ara öğün yapmış oluyorum. Hem de akşam yemeğine kadar beni birazcık daha tutmuş oluyor. Şimdi onu yapalım beraber. Bir karnımızı doyuralım. Sonra kahve içeriz değil mi aşkım? Evet, içeriz. Bakalım bu Sonra sefer tutturabilecek miyiz? bakalım bu sefer filtre kahvenin ayarını tutturabilecek miyiz? Bu arada biz Kahve Dünyası'nın filtre kahvesini aldık. Arkadaşlarımız da onu kullanıyordu. İçmiştik, çok beğenmiştik. Tükettiğimiz bir kahveydi yani, ama bunda sanırım su ayarını tutturamadık. Su ve kahve dengesini tutturamadık. Onu bugün sizle beraber tekrar bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Sana da meyve ister misin? Yapayım mı aşkım? Şey mi? Maneli falan mı? Aha. Olur ya, Canın ben istiyor mu? acıktım. Tamam, sen de o Ya zaman da meyve... ben de ekmekli bir şey mi yapsam? Öyle mi yapmak istiyorsun? Canım da çekmiyor. Tamamıyla doyum için. Yani evet, bir şey tutsun seni. Ay, ben şuradan biraz... Aşkım, bunun bütün fındıklarını yemişsin. Leblebi kalmış. Leblebiler kaldı. Çok acıktım ya. Saat 3 mü? 3.30 mu? 3.30 olmuş saat. Ben en son o gördüğünüz sandviçi yedim yani sabah. İnanılmaz. Akşama bu arada alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Semih'in iş yerinden aldığı yemek kartı var. Onunla bizim alışveriş yaptığımız bir yer var. O bizim burada sadece bir yerde geçiyor maalesef. Oraya gidip bir alışveriş yapmamız gerek. Bu da bitti çünkü bundan da almam lazım. Şimdi bunu kaynatacağım. Şöyle size de göstereyim. Böyle kaynatacağım. Piştikten sonra da bal ekliyorum ben içine, birazcık tatsız olmasın çok fazla diye. Şöyle bir tane muz koyacağım, bir tane kivi koyacağım. Genelde değişiyor yani bu meyveler mevsimine göre de. Ama muz mutlaka koyuyorum çünkü çok yakışıyor. Bir de fıstık ezmesi genelde koyuyorum. Mua, harika oluyor. Beyza'nın öğünü. Evet. Bunu seviyorum. Birazcık bal koydum içine. Bu ne ya? Ben yemem Semih bunu. böyle şeyleri hayatta yemez. Benim meyvelerim burada. Evet, Semih'e tabak hazırladım. Mis gibi. Ben bunu yiyeceğim. Ama o seni acıktıracak işte. Beni tap tutacak. Bakın nasıl öğünüm. Şöyle deve tabanının önünde göstereyim size, ambiyans olsun. İşte açıcı görünüyor. Semih'cim, götürüyorsun meyveleri. Bitti. Beğenmişsin galiba baya. Yakalandık. Afiyet olsun aşkım. Sağ olun. Ne yapıyorsun aşkım? Isınıyorum. Modumuz budur arkadaşlar. Ben bana diğer bırakırsan ben de ısınırım. Şöyle kapatayım. Çok soğuk. Sen Antalya'sın. Lütfen kendine gel. Kendine gel ya. Kar Lütfen ya. yağdırmayacaksan bu kadar soğumana gerek Hayır. yok. Çevre illere kar yağıyor. Ceremesini biz çekiyoruz Evet. burada. Isınmıyor bu ev. Biraz da Antalya'dan negatif bir şekilde bahsedelim ki yerleşmesinler. Evet.
Farklı bir günden herkese tekrardan merhaba diyelim. Fitre kahve yapacaktık ancak yapamadık. Aradan birkaç gün geçti. Biz videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda Beyza dışarıda sporuna gitti. Yoldaymış, beni aradı. Ben de fitre kahve yapacağım şimdi. Bu anları da size göstermek istedim. O zaman başlayalım. Evet, fitre kahvemize başlayalım. Şimdi ilk olarak bardakları çıkarayım. İnanılmaz güzel bir bardaklar var. Onları gösteriyorum. Şimdi bunları bir su dolduracağız. Şimdi makinedeki ölçüler yanlış olduğu için biz bardaktan ölçü alıyoruz. İlk önce şunu bir boşaltayım ben bu arada. Unutmuşuz. Kağıdımızı koyalım. Geçen gün denediğimizde bir fincana yaklaşık 2-15 koyduğum zaman tam benlik olduğunu anladım. Aynı şekilde Beyza da sevdi zaten. Şimdi 2 koydum. Şöyle azıcık bir şey daha aldım. Diğer fincana geçiyorum. Kafalar karışıyor böyle. Deneme yanılma yoluyla biraz ilerlemek lazım. Tamam, şu anda koydum. Bu şekilde güzel bir sonuç verdi bizim için. Ama farklı şekilde demlemek isteyenler de olabilir. Daha yoğun, daha hafif. Artık o sizin içme tercihinize bağlı. Biz bu şekilde demliyoruz. Bu arada fitre kahve gurmeleri de yorum yapabilir. Yanlış mı demliyoruz, doğru mu demliyoruz? Sizlerden de görüş alalım bu konuda. Beyza birazdan gelir. Kaldığımız yerden de devam ederiz. Kim geldi? Ben geldim aşkım. Hoş geldin canım. Dondum. Ay, mis gibi kahve kokuyor. Ben de senin kokuyor. İçin fitre kahve yaptım. Ya. Demleniyor. Tatlısın. Öpeyim. Hoş geldin. Dondum aşkım. Çok mu soğuk ya? Buz gibi. Rüzgarlı bir de. Hala rüzgar var mı? Var aşkım ya. Soğuk esinde evet. Ya. Yani bir haftadır rüzgarımız eksik olmuyor. Soğumuz eksik olmuyor. Bu arada en son çektikten sonra da kar yağdı Antalya'ya. Onu söylemedim henüz. Evet. Onları da onları da birazdan konuşuruz. Kahvemiz iyice demlensin. Kahvelerimizi koyma vakti geldi. Mis kokuyor arkadaşlar. Keşke size de gelse kokusu. Değil mi aşkım daha? Fark etmez, alırım ben onları ya. Tamam, dursun. Nasıl? Gayet iyi. Müthiş. Yine müthiş iş yapmışız. Tuttuk aşkım biz buna. Evet, ben tarifi verdim. İkinin, sen ben yokken tarif mi verdin ya? İkinin biraz üstü. 2.15. Ama tabii arkadaşlar şimdi o hepsinin kaşıklarının gramajları farklı. Her makinede. Ha evet evet. Ama benim yanımda yiyecek bir şeyim yok şu anda. Ah canım. Sen ne yaptın yine kendine? Ben yine kendime yulaf yaptım arkadaşlar. Çünkü spordan geldim ve gerçekten karnım çok aç olduğu için. Neyse, ben de birazdan cornflakes yiyeyim ya. Kahve makinesini her gün kullanıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Almamız mantıklı bir şey oldu. Ben normalde her gün Türk kahvesi kesin içiyordum öğle aralarında. Ama artık yani fitre kahve içiyoruz. Gerçekten. Evet. Bir de arkadaşlarımız falan geldiğinde de hani daha güzel oluyor. Tabii ki. Bu arada geçen gün video çektiğimiz sırada biz bir diziye başlamıştık. Arşiv 81 adında. Bunu bitirdik. Gerçekten çok beğendik. Dizinin konusu, kasetleri onaran bir tane çocuk var. 81 yılında çıkan yangını araştırıyor. Bu yangında yaşanan olaylar hepsini kasetleri onardıktan sonra kendi görüyor. Tabi bunu kendi kendine yapmıyor. Bunun için görevlendiriliyor aslında. Çocuk da bunu kabul ediyor. Ama başına bir işler geliyor. Yani bunları para karşılığı bir ilan detayları yaşıyor. Söylemek istemiyorum. Gerçekten çok sürükleyici. Çok mutlaka gerilimli izleyin. Arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Korktum ya. Ben bayağı korktum. Evet. Hatta rüyama falan girer diye de bayağı korktum yani. Çok geriliyorsunuz, çok korkuyorsunuz ama sadece korku filmi de diyemem yani. Yok yok, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Bayağı sarıyor, sürükleyici bir şey. Çok güzeldi. Çok keyifle izledik yani gerçekten. Aynen. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Dark sevenler bunu da sevebilir. Bir de benim ekstra önerebileceğim bir dizi olabilir. 11-22-63.
Onu da mutlaka seversiniz çok yani. Çok güzeldi. Böyle geçmişe gitme, geçmişteki olayları görme falan. Hani bunlara ilgiliyseniz bence seversiniz. Biraz zaman kavramının büküldüğü bir aynen. diziydi aslında. Çok güzeldi. Şu an mesela o bitti. Boşluğa düştük. Evet, yine Netflix'te bulamadık şu an izleyecek bir şey. Şeyler araştırıyoruz ama lütfen önerilerinizi tamam, aşağıya yazar mısınız arkadaşlar? Aynen, kesinlikle bize yazın. Netflix önerileri, film olur, dizi olur. Bu ara neler izliyorsunuz onları yazın. Biz de izleyelim. Yani ben ekstra bunun haricinde You'ya başlamıştım zaten. Onu devam ettiriyorum. Ama Beyza'nın izlediği bir şey kalmadı galiba. Ben şimdi Kulübü izledim, bitirdim. Hmm. Kulüp şöyle arkadaşlar. Şimdi ilk başladığınızda sıkılıyorsunuz. İlk 1-2 bölümde sıkılıyorsunuz. Çünkü biz Semih'le başladık mesela. Semih devam etmedi. Sarmadı yani çünkü onu. Evet. Ben yine de hani izlemeye devam ettim. Neyse dedim hani gün içerisinde falan izleyeyim. Ama gerçekten hani ilerleyen bölümlerde daha keyif alarak izlemeye başlıyorsunuz. Bitti şu an ve özellikle son bölümü çok güzel, çok etkileyiciydi. O yüzden onu da izleyebilirsiniz. Hani ilk 1-2 bölüme şans verin, biraz sabredin. Devamı güzel oluyor yani. Semih genelde gerilim filmleri ya da dizileri izlemek istediği için ben de diyorum ki aşkım gerilmeyelim sürekli ya, yeter yani. Komedi falan bir şey izlemiyoruz hani. Gerçi komedi çok kaliteli bir şeyle denk gelmedik ama hep böyle bir gerilim, korku bir şey izliyoruz. Ben de diyorum biraz da çerezlik bir şeyler olsun, kafa dağıtmalık. Aşağıya yazın önerilerinizi. Bu arada arkadaşlar az önce bahsettim ya, hani bir haftadır Antalya'da çok soğuk var, fırtına var. Biz de haliyle hafta sonları bir şey yapamıyoruz. Açıkçası hiçbir daha şey çok yapamadık ya bu aralar. Evde geçirdik. Aynen, gezmeyi özledim ya. Gerçekten gezmeyi özledim. Şu an cidden havaların ılıklaşmasını bekliyoruz yani. Yani muhtemelen bir ay, bir buçuk ay sonra. Olur. Belki bir ay sonra. Bir ay sonra muhtemelen. Havalar artık güzelleşir de en azından gözümüz gönlümüz açılır. Gezebiliriz. Çünkü böyle çok sıkıldık. Şu an panjur sesini bile duyuyorsunuz muhtemelen. Olabilirsiniz çünkü sürekli rüzgar var. Aynen. Şimdi geçen gün aslında biz bu videolar böyle farklı günlerde çekildiği için sizi söylemeyi unuttuk. Geçen gün göz doktoruna gittik. Sonunda. Sonunda göz doktoruna gittik. Beyza'nın gözünde biraz böyle bir sıkıntı vardı açıkçası bu ara. Hem kontrol amaçlı, ikimizin de gözlerinin kontrol amaçlı gittik. Hem de lens istiyorduk. Konuşuyorduk işte kullanışlı olur mu olmaz mı, nasıl yapsak etsek. Bir de göz kuruluğu olunca sanırım uygun olmuyormuş lense. Evet, acaba ben de mesela göz kuruluğu oluyor. Yazın özellikle oluyor. Ben damla kullanıyorum ekstra. Hani Semih'e olur mu olmaz mı acaba falan, neyse dedik. Hani bir muayeneye gidelim de öğrenelim yani. Gerçekten çok güzel muayene etti doktor. Evet. Çok iyiydi. Yani bunu buradan açık yüreklilikle de söyleyebilirim yani. Özel hastaneye gittik arkadaşlar ama yani tabii ki özelde daha fazla ilgileniyorlar ama burada ben hayatımın en uzun göz muayenesini yaşamış olabilirim yani. Gerçekten öyle. Çok detaylı bir şekilde her şeye baktılar. Semih'e özellikle kuruluk için miydi aşağıya? Ha, bana şey yaptılar, göz kuruluğu testi yaptırdılar. Şöyle kenarlara bir şey sokuyor. Tabii gözünü o kadar rahatsız ediyor ki senin gözünden sürekli böyle yaş geliyor. Yani sürekli gözünü kırpıyorsun. Ne kadar da bir işte sulandığını onun falan süresini ölçtüler. Bende 3 dakika falan çıktı aslında. Yani çok detaylı bir şekilde bakıldı. Yani çok içimiz rahat etti yani. Tekrar numaralarımız falan kontrol edildi. Ondan sonra Beyza'da astigmat çıkmış sanırım. Ben mesela astigmatım olduğunu bilmiyordum. Evet. Ama son zamanlarda gözlerim cidden rahatsızdı. Muhtemelen ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum aşkım. Aynen. Astigmat çıktı. Ona göre işte doktor bize sağ olsun güzel bir şekilde hani hem gözlük reçetesi ayrı hem lens reçetesi ayrı yazdı. Biz de lens siparişlerimizi verdik. Benim numaram değişmemişti herhalde değil mi? Numaralarımız değişmemişti diye hatırlıyorum aşkım. Yok, 0-25 mi astigmat dedi bende de sağda. Sende daha az galiba var. Galiba öyle bir ben şey bir oldu. Bir tık daha fazla. Ya ben bu gözlüğü alalı kaç sene oldu? 3 ya da 4 sene oldu muhtemelen. Benim de öyle. 4 senedir bu gözlüğü kullanıyorum ve numaram değişmemişti. Ta ki en son göz muayenesine gidene kadar. Sadece sağda sanırım 0-25 bir astigmat çıkmış. Ama Beyza'da da şey çıkmış, numarası düşmüş sanırım. Evet. Ekstra bir astigmat çıkmış. Yani anlamadım, garip. Mesela öyle olunca arkadaşlar biz bilmiyorduk. Hani gittiğimiz gözlükçü de bu arada çok tatlı bir abiydi sağ olsun. Çok bize bilgi verdi. Çünkü biz hayatımızda hiç lens kullanmadık. Bende mesela astigmat oranı Semih'e göre daha fazla olduğu için benim daha farklı bir lens kullanmam gerekiyor. Evet. 6 da aylık olan lensten kullanmam gerekiyormuş mesela. Semih'inki 3 aylık olan lenstenmiş. Orada lenslerin siparişini verdik. Daha henüz gelmedi. Muhtemelen bu videoyu çektiğimiz günün akşamı gelecektir diye düşünüyoruz. Bugün muhtemelen gelir. Aynen. Onu da zaten ayrı bir video çekmeyi planlıyoruz. Evet, bu konu hakkında hani biz de çünkü YouTube'a girip araştırdık. İşte lens nasıl takılırdan tutun da hani kullanımları vesaire gibi.
O yüzden hani biz de Semih'le konuştuk, dedik hani bu aşamada olan varsa, belki yeni lens alacak olan, daha hiç önce kullanmamış olan varsa yardımcı olur diye, açıkçası daha detaylı bahsettiğimiz bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Evet, birkaç gündür hani deneyimleyip. Evet, hani takma, çıkarma, kullanım, dikkat edilmesi gereken şeyler gibi gibi. Bununla alakalı bir detaylı bir video çekebiliriz diye düşünüyoruz. Planlıyoruz bakalım, hani aramızda. Her şey yolunda giderse çekeceğiz o videoyu da. Son bir haftadır açıkçası hani çok fazla bir şey yapamadık. Ama bunun yanında benim ekstra hani iş yoğunluğum var. Beyza da spora gidip geliyor. Açıkçası çok farklı bir şey yapmadığımız için gösterme gereği duymadık. Evet. Yani zaten hani boş vakitlerimizde bir şeyler çekmeye çalışıyoruz sizler için. Ama bundan sonraki süreçte daha güzel videolar gelecek zaten, onu söyleyebiliriz. Bizim sezonumuz geliyor yavaş yavaş. Aynen, sezonu iple çekiyorum ya. Siz bu arada eski videolarımıza gidin bir yaz videoları izleyin, bir içiniz açılsın. Evet. Sonra yeni videolarımız için takipte kalın arkadaşlar. Yani bu ara güzel bir sayıda abone geldi. Eski videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bizi daha iyi tanırsınız. Evet. Bunun dışında hani sormak istediğiniz her türlü soruyu açığız. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kişisel hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Evet, bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada evet, da hani kendi günlük yaşantımızda anlık olarak güzel, keyifli şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Oradan da takip etmek isteyenler edebilir. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinize açığız. Evet. Yorumlarda bu arada yine her zaman olduğu gibi istek videolarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. O zaman hoşça kalın. Üzere diyelim. Hoşça kalın. Beğenin. Yorum yapın. Yorum yapın. Like atın. Beğenin. Dislike yok. Dislike yok. Abone. Abone ol. Evet.